Gündeminin özel bir konuğu Milli Takımlar sorumlusu Sayın Selim Soydan. Hoş geldiniz Selim abi. Hoş Renk kattınız. Bu kadar yoğun trafiğin içinde bize de zaman yaradınız, Var olun. Sağ Eksik oğlum. olmayın. Hoş geldin Selim abi. Hoş buldum Halilcığım. nasılsın, İyi misin? Abicim sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Sağ Seni olun. gördük daha, daha iyi olduk, olduk sağ abi. Olun. Yani milli, milli takımın başarısını senin yüzünde hissettik şu anda <laughs> hepimiz. Nedir Hep abi başarının sırrı maşallah? Önce en büyük sırrı başarının Çenol olacak. En büyük sırrı Öğretmen, hakikaten öğretmen. Adil, adil. Artı her futbolcu, her futbolcu diyor, bunu basa basa söylüyorum. Çenolu çok seviyor. Ve çok inanıyor Şenol'uncaya. Yani sahaya çıktı mı diyor, bana her zaman katkı veren hoca diyor. Çok adil bir hoca. Zaten sana söylüyorum bunu. Oyuncu eğer hocasını çok severse sahada çok koşar. Canını dişine takar abi. Takar. Çok da bir saygı da var değil mi? Adana Bağdat'ta oyuncuların inanılmaz sevgisi, saygısı var. Bir baba gibi Ya onlara yaklaşıyor. Siz bakın. Ben hayatımda böyle bir takım görmedim. Böyle bir milli takım görmedim. Hepsi Hepsi kıymetli çocukların. Yani Ahmet Mehmet söylemek isim söylemek istemiyorum. Hepsi birbirinden kıymetli, hepsi fevkalade insanlar. Tabii kimse kimseyi ayıramıyorsun. Katıya. Mesela şeyi ayrımı önemli Selim abi. Siz yıllardır bunu yaşadınız. Daha iyi anlarsınız bizi. Avrupa'da oynayan oyuncularımızın e, milli takımın havasını değiştirdiğine herhalde katılıyorsunuz. Bir kere evet. bu bir. Orada çok çalışkan oldukları biraz Erman Hoca'nın tabiriyle olacak ama biraz bizim ligimizdeki yerli oyuncular kaytarırlar antrenmanlarda Hı. diyor. Hı. Oradaki disiplini gördükçe bambaşka böyle Avrupa'yı bir milli takım gördüm diyor Erman abi mesela. Çok Erman doğru söylüyor. Diyor. O havayı nasıl yakalamış çocuklar dışarıda artı Şenol Hoca tabii onları nasıl harmanladı. Ne değişmiş yani? Şimdi ben bir futbolcuda en büyük fark yetenek, yetenek, yetenektir. Şimdi bu milli takıma gelen oyuncular bir tek tek hepsine tek tek bakalım. Hepsi bunların tek tek büyük bir yetenek. Eğer onları harmanlarsan çok iyi bir takım zaten ortaya çıkıyor. Yani bizim milli takım sahaya çıktığı zaman top bizim milli takımda daha çok kalıyor. Yani bu ne demek? Ben onlardan daha iyi top kullanırım demek. Bizim futbolcuların hepsine çok güveni geldi. Bu güveni onlara hoca verdi. Hangi takımla oynarsak oynayalım. Bak. Bundan evvel bize çok yüklendiler bir tek U maçtan. Uluslar Ligi. Uluslar Ligi'nde. Ligi Sen dön Uluslar Ligi'ne bak biz kimlerle oynadık? Sırbistan, Rusya. Rusya'yı yendik. Sırbistan'la 3-3 berabere kaldık. Eee Macaristan, Macaristan, Almanlarla evet. hususi maç yaptık. Orada 3-3 kaldık Alman milli takımında. Bir tek maç kaybettik. En son maçı kaybettik. Yok ikinci lige düşmüşük, yok üçüncü lige düşmüş. İkinci, ikinci lige düşen bir takım, şu maçları kazanabilir mi? Bir de şöyle bak abi, o maçlar iyi ki varmış ki arızalar giderildi. Doğru. Şimdi, takım savunmasını yapmayı öğrendik. Biz orada mesela. şöyle bir şey daha var Selim abi katılacak mı bilmiyorum. Biz orada başlarken kötü başladık. Macaristan mağlubiyetiyle başladık içeride. Bu sefer tanı, sanıyorum Şenol Hoca dedi ki He, yani çok daha ciddi başlamamız lazım. Çok daha disiplinli, iyi başlamamız lazım. Ve iyi başladık. Hollanda galibiyetiyle başladık. Mükemmel arkası geldi. Yani orada da eğer ilk maçı kaçırmasak belki başka şeyler konuşuruz. Çok konusur. iyi bir tespit ya. Birinci maça nasıl gittik Sıvasa biliyor musun? Maç burada bitti. Bir gün sonra Sıvasa gittik. Bir gün sonra Sıvasa gittik. İdman falan yapmadık. Tamam mı? Çünkü Sivas'ın kararını da şöyle almıştık. Pandemir yoktu o ara. Taraftarlı, ha. güzel bir atmosfer. Sağda yine, nasıl olsa. Orada da milli maç oynayalım. Onlar da bizim sağlarımız. Öyle gittik oraya. Orada kaybettik. Ama hiçbir zaman için bizim takım hiçbir maçta hiçbir maçta ezilmedi istediği futbolu oynayabiliyor. Oynadığı futbolu da kabul ettirebiliyor artık. Oraya geldik. Milli takım ailede hep başka bir şey dersiniz ya siz işte vakti zamanında siz de bu işin içindeydiniz. Yıllarca futbol oynadınız. Her kademede çalıştınız. Milli takımdan tutun ki üst düzey. O formanın duygusu başkadır dersiniz ya hepsi çok, işte Haldün abi. Çok Sen, Şenol Hoca, Fatih Hoca, Mustafa Denizli. Hepsi. Hepsi. Bir dönem arabaların konuşulduğu, primlerin tartışıldığı, e, milli takım para kapısı değil, burada aşkla gururla oynayacaksın dediğimiz dönemdi. Sizlerin söylediği, bağırarak, kızarak söylediğiniz dönemlerdi. Şimdi bakıyorum da onların hepsini atlamışız. Başka bir seviyeye geldim milli takım. Yani para kazanılacak bir yer değil burası. Bu aidiyet duygusunun yüksek olacağı bir yer. Bunu nasıl e, yok ettiniz diyeyim, bu algıyı? Selim abi. Öncelikle öncelikle teşekkür başkanıma ederim. Onun olduğu bir yerde hiçbir şekilde hiç kimse para lafı konuşmaz. Bizde öyle oldu. Bizde öyle oldu. Hatta şöyle söyleyeyim. Oyun maç biter bizde. Hocamız şunu 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 şunu, şunu isterim der. Altına ben imza ederim. O prim listesi onun önüne gider. Başkanın başkan önüne gider ve o bakar atar imzayı. Ertesi günde paraları da hepsinin hesabına yatar. Bu doğru olanı budur zaten. Maç maç mı birim? Üç başta biri olabilir. Üç maçta biri yapıyorsun. Bir maç olabilir. Ama onların çocukları bu zaten hakkı. Doğru? Hakkı. Selim abi yeri gelmişken sorayım. Her Tabii şey. ki hakkı dediğin için her söylüyorum sorun, ben de. Her şey, şey değil. Aynen. Dünya Kupası gidişiyle ilgili belirlenmiş bir toplam prim var mı? Yoksa hani hani kazanın gelin biz ondan sonra hesabı görürüz mü? Hiçbir prim yok. Anladım. Şöyle söyleyeyim. Sen Hoca'nın ilk gün bana söylediği bir laf vardı, hiç unutma. Dedi Selim abi. Bir hedefim vardı. Hem şey. Avrupa şampiyonu Avrupa şampiyonlusu. Hem de şey dedi. Hocam dedim ağzını öpeyim seni dedi. İşte bu his var ya. Evet. Yavaş yavaş takımı onu ağır ağır işledi. İşledi, işledi, işledi. Hani primin konuşulduğu bir yer değil mi? Kaptı yani. O Nihat yüzden hakkını zaten alır. Nihat abinin olduğu yerde para konuşmak zaten ayıptır. Şimdi ben başka bir yer...